Seninle birbirimizi andırıyoruz Vedat. Beni anlasan anlasan sen anlarsın. Kafamdan atmaya çalışıyorum ama bir türlü kafamdan atamıyorum ya. Tatiana'ya karşı da bir sürü şey hissetmiştim ama Nigar başka lan, bambaşka. Salih abi, senin acil kafanı dağıtman lazım abi. He kardeş, buraya ondan geldik zaten. Ama ördeklere ekmek atıyoruz ya Vedat. Bak bu ördekler bu ekmekleri yemiyor. Hele şu Murat'a benzeyen ekmeği alıyor ağzında ilk kere çevirip gidip oraya tükürüyor. Nimet lan bu şerefsiz. Onu annesi sonra zorla yediriyordur be abi. He? Hem böyle ördekle falan kafa mı dağıtılır Salih abi, Allah aşkına? Salih abi sen ne yaptın? Sen bildiğin aşık olmuşsun. He kardeş, aşık oldum ama bana bir faydası yok ya. Sen Maylan'ın çobalıklarını bilir misin Vedat? Bilirim abi. He. Olsun, ben yine de anlatayım. Maylan çobalıklarının sürüsünde bir tane dişi olur. Diğer bütün erkekler o dişinin haremidir. İşte Nigar'la ben böyleyiz. O sürünün dişisi, ben onun sürüsündeki onlarca baylançodan biriyim. Soytarıyım la ben. Şimdi Salih abi, tabii teşbihte hata olmaz ama bilerek mi söyledin bilemedim. O balıklarda eğer sürüdeki o tek dişiye bir şey olursa, sürüdeki en iri erkek cinsiyet değiştirip sürünün yeni dişisi oluyor. Ne diyorsun lan? Öyle vallahi. En iri sen mi? He. Vay Selçuk abi, Mercan'a mı ya? Akşam geleceğim, davulayı hazırla. Salih abi ne haber? Vay koçum, iyidir. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? İyi söyle lan. Böyle yeni sütyenler çıkmış abi. Alt tarafı yumuşak malzemeden. 24 saat çıkarmadan takıyormuşsun. Ne iz yapıyormuş ne de acıtıyormuş abim. Nigar nerede lan? İşte en önemli soru Salih abi. Tam 5 saat oldu, Nigar nerede? Ha Nigar nerede? Nigar nerede Salih abi? Lan oğlum, Sadi'yi hallenin lan. Onun boyu 1.90 oğlum. Yemezler Salih. Sürünün ihtiyacının yarısını tek başına götürürken iyi. Toplumun sana biçtiği rol üstlen bakalım. Arkadaş siz balıksınız, iki dolaşın unutursunuz lan. Büyük beyazım lan ben. Büyük beyazım lan ben. Ben büyük beyazım lan. Tamam lan. Tamam, unutalım bu örneği. Zaten iyice soğudun bu işlerden. Sen? He. Soğudun. He. Aşk gözümü kör etti Vedat. Artık piyasaya çıkasın bile gelmiyor. Bak, 800 dolar biriktirdim. 4 tane eder lan. Soğumasam nasıl biriktireyim bu parayı ben ya? Lan acaba bu paranın üzerine banka kredisi çekip Sapanca'dan alsam lan? Hızlı tren yapıldıktan sonra İstanbul arası da 20 dakikaya düşecek. Orada alsalar çok değerlenecek ya. Göl de var, ördekleri alır giderim. Salih abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Beynime kan gitmeye başladıkça ben mantıklı konuşmaya başladım Vedat. Yakında ben iş de bulurum. Havar Vedat, havar! Salih abi sen gel benimle. Ben seni bir yere götüreceğim. Bu iş böyle olmaz. Biraz ortam gör, gözünü seveyim ya. Nereye, nereye? Acayip hatunlar var, sana o kadar söyleyeyim. Hadi gel. O zaman ördekler kalsın, darılar tırsmasın. Benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var. Hani bir iki sene bana bakarım diyorsa gelsin. Bir iki sene sonra çocuğum kendi işini kurar, kendini kurtarır. Lan Vedat, biz nereye geldik oğlum? Benim. Bunlar sonra buraya evlenmeye gelmiş lan. Var. Ya evlenmeye hani, gelen de var, eğlenmeye gelen de abicim. Gelsin. Sen şunlara bir baksana ya. Merhaba teyze. Programdan sonra çılgın partiler yapıyor bunlar, görmen lazım. Sağ helal olsun Vedat. Yılların Salih'ine salihlik yaptın ya, sana helal olsun. Salih'i Ahmet Kural durumuna düşürdün ya, sana helal olsun Vedat. Dur dışarı çıkınca ben takacağım senin madalyanı, dur. Ya yönetmen yardımcısı benim arkadaşım. Ben buradan az ekmek yemedim abicim, sen öyle deme ya. Bak şimdi burada seni tanımıyorlar. Eğer soran olursa babandan kalan bir emekli maaşım var. İki evim var, birinden kira geliyor. Bir de Almanya'da bir amcan var. Ölürse bütün miras sana kalacak. Bak sen bunları ezberle söylüyorum. Çok ekmek yiyeceğiz seninle ortağım ya. Hele bir reklam arasına girsin. Sen Mavra'yı gör. Sen bağ fatality yap diyorum Vedat. Canlı yayındayız Salih abi, yapıyoruz. Ölüm çıkacak. Oğlum bunu niye verdiler lan elime? Ya sen ilk defa geliyorsun ya ondan. O gelene öyle yapıyorlar. Oh.
benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var. Hani bir iki sene bize bakarsanız gelin. Bir iki sene sonra benim çocuk işini kurar, kendini kurtarır. Ha, bir de benim bir et benim var. Eğer diksinmem dersen gel. Hadi abla, Allah versin. Al hadi, hadi. Benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin hizmete ihtiyacı var. Hani bir iki sene sonra... Vedat, şunu fark ettim ki benim hayatımda senin yerin yok Vedat. Senin gibi bir karakterin benim hayatımda yeri yok. Gerçi sen karakter değil, sadece bir tipsin ama tipe bile yer yok. Ah, senin şu standartlarını birazcık düşürsek çok eğleneceğiz be ortağım. Daha standartları nereye düşüreceğiz lan? Sen bir dakika dur burada, ben geliyorum. Allah aşkına bir dur ya. Ne sinirli çıktın sen de. Allah Allah. Tut şunu, tut. Oğlum ne lan? Bana bak, emekli maaşım var. İki öğün sıcak yemek yaparım dersen şimdi kıyacağım nikah. Oo dede, sen neye niyetlendin ya? Sen erkek misin be? Erkeğim tabii. Ya hayatımda ilk defa bu cümleyi birine kuruyorum ya. Karı var mı buralarda karı? Ha? Karı diyor arkadaş ya. Ne bir dakika dede. Sen et benimden tiskiniyor mu? Bayılırım yahu. Bayıltır dedeciğim, bayıltır. Bak şimdi buradan böyle dümdüz gidiyorsun. Sebil'in oradan sola dön. Kime sorsan göster. Karı orada. Hadi, hadi. Ya arkadaş, Jurassic Park gibi yer burası. Nasıl yer ya? Ha işte Salih abi de burada. Hani size dediydim ya, Almanya'da akrabası olan arkadaşım var diye. İşte bu. Merhaba teyzeciğim, merhaba. Nasıl? He? Olmadı mı? Yok olmuş, çok güzel olmuş. Aferin sana. Bu ne lan? Ya kızlar, bu ağzının tadını bilmiyormuş ya. Fındık mıymış bunun bunu? Kaymak mıymış bunun gerdanı? Ah şekerler, o zaman siz beni çıkışta bekleyin, ben geliyorum. Şunlara bak ya. Yerim ben bunları, yerim. Davranmayın lan. Abi dur, yapma, gözünü seveyim. Kurban mı olayım abi? Vallahi bana son bir şans ver. Bu sefer sana kendimi affettireceğim. Ne olur. Son şansa mı? Tamam, son. Sen gel ortağım ya. Sen niye geriliyorsun? Anlamadım ki ben ya. Abi mekanı kes. Lan oğlum, sedye lan bu. Ya yok, masaj masası işte abi bunlar. Lan oğlum, bildiğin sedye lan bu. İstanbul'un bütün kalitesiz mekanlarını bilirim. Bu beni bile açtı Vedo. Yat abi hadi ya. Ya arkadaş, zaten Honda'ya dönmüşüm. Şu halime bak. Ya abi hadi yat ya. Salih abi. He. Abi öbür türlü dön. Niye lan? Sırtını dön ya. Niye oğlum? Düz masaj yaptıracağız. Düz masaj mı yaptıracağız? Evet. Oo hayır ya. Hadi. Fıtı fıtı. O ne lan? Legan zibite. Leğen istiyor Vedat. Leğen mi? Bayan Rottenmeier de geldi, tam olduk ha. Vallahi billahi haydi gibi olduk Peter. Bir kopağımız eksik. Yat abi hadi, yat yat. Ya arkadaş ya, bu sedyenin tekerleğinin kilidi yok ya. Abi seninki sola çekiyor. Lan arkadaş, daktilo ile yazı mı yazıyor, masaj mı yapıyor belli değil ya. Ben özel muamele derken A4 kağıdı muamelesi istemiyordum ki Vedat ya. Burası nasıl bir yer, sen nasıl bir insansın Vedat? Senin ağzına yüzüne aduket yapacağım lan. Ben buraya gevşemeye geldim, gelirdim ya lan. Salih abi. Abi giriyor mu iddiaya, bakalım kim varacak önce finişe he? Senin ben sıfatını. Bastır, bastır fırlayı, bastır. Bastır fırlayı.